Suruç'ta 32 kişinin öldüğü bombalı saldırıda IŞİD şüphesi yoğunlaşıyor. Reuters'e göre Türk güvenlik güçleri failin 20'li yaşlarda olduğunu ve geçen yıl Suriye'ye geçtiğini tespit etti. Öte yandan Ceylanpınar'da iki polis memurunun öldürülmesini PKK üstlendi. İspanya'nın Melilla kentinde kadınları IŞİD saflarına kazanarak cihat bölgelerine gönderdiği belirtilen bir kişi yakalandı. İtalya'da da Roma ve Milano kentlerinde terör eylemi düzenleme tehdidinde bulunan biri Tunus, diğeri Pakistan vatandaşı iki kişi gözaltına alındı. Norveç'in Utøya adasında 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan ırkçı katliamın üzerinden tam 4 yıl geçti. Kurbanları anmak için düzenlenen sergi ise ülkeyi ikiye böldü. Sergide saldırıdan arta kalan otomobil ve kıyafet parçalarının sergilenmesi büyük tartışma yarattı. İtalyan sahil güvenlik ekipleri Akdeniz'de 414 mülteciyi kurtardı. Libya sahili açıklarında kurtarılan mülteciler arasında 4 bebeğin ve 1 çocuğun olduğu belirtiliyor. Avrupa'ya ulaşmak isteyen mültecilerin 4 lastik botla Akdeniz'e açıldıkları kaydediliyor. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Doğa Sporları Festivali'ne katılan Amerikalı sporcu Ian Flanders hayatını kaybetti. Flanders 500 metre yükseklikten base jump yaparken paraşüt ipinin bacaklarına dolanması sonucu Karasu Nehri'ne düştü. Hazreti Muhammed henüz hayattayken yazıldığı tahmin edilen Kur'an-ı Kerim sayfaları bulundu. Üzerinde 4 surenin bulunduğu el yazması Birmingham Üniversitesi kütüphanesinde tesadüfen ortaya çıktı. Sayfaların en az 1300 yıl önce yazıldığı sanılıyor.